Merhaba Web Tekno izleyicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Web Tekno ve İzmo ekibinin bu aralar en çok oynadığı mobil oyunlara göz atacağız. İlk olarak ben başlıyorum. Oyunum bu aralar en çok oynadığım 8 Ball Pool diye geçiyor. Mini klibin yaptığı bir oyun. Bu Soccer Stars da aslında oynanış olarak aynı bir oyun. Ancak bilardo sevenler için futbola göre daha ideal diyebilirim. Oyunun bayağı kitlediğini söyleyebilirim. Otobüste, evde, her yerde rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Soccer Stars oynayanlar bilir zaten. Daha önce tanıtmıştık Soccer Stars'ı. Oyundaki mantık birebir aynı. Çeşitli odalar var. Bu odaların da çeşitli giriş ücretleri var. Onları ödediğiniz takdirde girebiliyorsunuz. Mesela bu odanın 200'lükmüş. Bizim şu an şurada gördüğünüz gibi 300 paramız var. Ve buraya girdiğimiz zaman bizden direkt otomatik olarak 200 parayı düşüyor. Ancak kazanırsak maçı da bize 400 para olarak geriye geliyor. Şöyle hemen kısaca göstereyim. Bu arada Facebook'la bağlanabiliyorsunuz. Kendiniz bir account açabiliyorsunuz ya da guest hesabıyla misafir olarak oynayabiliyorsunuz. Seviyelerimiz var oyunda. Bu seviyeler arttıkça karşımıza o seviyedeki rakipler çıkmaya başlıyor. İlk top bizde, topun yerini ayarlıyoruz. Şöyle koyalım. Daha sonra şu şekilde topun gideceği yönü belirliyoruz. Ve alt taraftaki ıstakayı çektiğimiz zaman burası da gücümüzü belirliyor. Sonuna kadar çekersek en güçlü vuruşu yapıyor. Bu arada süremiz doldu biz çekene kadar. Karşı tarafa geçti oyun. Şurada etrafındaki yeşil muhabbet süre oluyor. Gerisi bildiğimiz bilardo aslında. Çok bir fark yok. Diğer bilardo oyunlarına göre hem daha eğlenceli hem de karşımıza online gerçek bir rakip olduğu için biraz daha sarıyor. Hırs yaptırıyor insana. Şimdi de diğer arkadaşlarımız neler oynuyormuş onlara göz atalım. Merhaba arkadaşlar, ben Levent. Son zamanlarda en çok oynadığım oyun Sven Batak. Oyunda bataklık kenarındaki evimizi yaratıklardan ve canavarlardan korumaya çalışıyoruz. Şurada sağ tarafta görmüş olduğunuz şişko göbekli pislik adamı canlandırıyoruz. Oyun 4 farklı bölümden oluşuyor şu anlık. Ben 4. bölümdeyim. 4. bölüm 23. seviyede. Oyun sonuna geldim şu an. Oyunda marketimiz mevcut. Silahlarımız var. Silahlarımızdan ilerledikçe yeni silahlar geliyor. Uzi, M16 alev makinesi, Tatar yayı, yaratık silahı gibi. Ben bunların birçoğunu açtım. Ayrıca silahların gelişim seviyeleri var. Ben sadece kullandığım silahların gelişim seviyelerini yükselttim. Onun haricinde savunma aparatlarımız var. Tahta, bariyer, diken, metal gibi. Bunların da yine gelişim seviyeleri var. Kuvvet kuzen royumuz var. Evimize saldıran sinek ve benzeri yaratıkları yiyor. Onu da hatta seviyesini yükseltelim. Maksimum ulaştı şu anda. Pompalı tüfekte kurşunlarımız hiç bitmiyor ama sınırlı sayıda. 12 tane sıkabiliyoruz sadece. Ondan sonra dolmasını bekliyoruz. Alev makinesinde canavarları bu şekilde hemen hızlı bir şekilde yok edebiliyoruz. Tabi şu an full seviyede olduğu için çok iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde öldürebiliyorum. Bunların haricinde akü makinesi ve buzdolabı attığım her şey donuyor. Ve bu ara gelen yaratıkları aküyle parçalayabiliyorum. Oyun Android Market'te ve Apple Store'da bedava. Uygulamayı satın alma uyguluyor. Ekstra puan kazanmak, yeni silahlar açmak için. Merhaba, ben Ceren. Bu aralar mobilde en çok oynadığım oyun FunRun. İnanılmaz zevkli ve kapışmalı bir oyun. Kesmeli biçmeli yarış oyunu. Multiplayer seçeneği sayesinde genelde kendi arkadaşlarımla vakit geçirmek için, daha doğrusu eğlenmek için oynuyoruz. Oyunda birbirimize geçmek için hırslanıyoruz. Bir yerden sonra bağımlılık yaratabiliyor. iOS, Windows Phone ve Android'de olması da avantaj sağlıyor tabii. Stres atmak için birebir. Kalabalık arkadaş gruplarında oyun su gibi akıyor. Herkese tavsiye ederim. Merhaba, ben Saim. Benim en çok mobilde oynadığım oyun GADAS. GADAS ben neden oynuyorum? Strateji oyunlarını sevdiğim için GADAS oynuyorum. Biraz inceleyelim isterseniz. GADAS'ta inanç toplamak gerekiyor. Önce oyun iki kişiyle başlıyor. İki tane kul veriyor bize oyun. Kullarla önce topraklarımızı buluyoruz. Topraklarımızı bulduktan sonra ev, tarla, maden vesaire gibi yerler inşa ediyoruz ve bu şekilde kullardan inanç topluyoruz. İnançlar bu şekilde evlerin üstüne tıklayarak toplanıyor. Mesela köy yerleşimi ya da çiftlik yerleşimi. Burada tarlalarımız var. Tarlalarımızdan da işte bize verdiği puanları, tarla puanlarını topluyoruz. Burada bir maden yerleşimi var. Madenlerden de gerekli puanları topluyoruz. GADAS'ta birden fazla dünya var. Topraklar var. Biz ilk topraklardayız. İlerledikçe diğer topraklara geçebilirsiniz. Geniş kapsamlı, güzel bir strateji oyunu arayanlar için GADAS'ı tavsiye edebilirim. Merhaba, ben Mustafa. Genelde fazla oyun oynamam ama yaparım. 6-7 aydır 7/24 oynadığım tek bir oyun var.
O da online kafa topu. Tahminen sizin de çok merak ettiğiniz bu oyun. Oyunun grafikleri tamamen yenilendi. Oyunun genel düzeni fazla değiştirmedi. Sağ üst kısmında görebileceğiniz üzere yeni olarak market, taraftar ve altın durumunuzu gösteren simgeler geldi. Her kazandığınız maçın sonrasında altın kazanıyorsunuz ve bu altınlar ile oyuncu, krampon, yaka ve birazdan anlatacağım özel güçler satın alabiliyorsunuz. Kazanacağınız altın adeti maç içindeki kullanmış olduğunuz özel güçlerden tutun da rakip oyuncuya attığınız gol sayısına göre değişiklik gösterecektir. Örnek olarak rakibi 5-0 yenerseniz 5 altın, 10-0 yendiğinizde 15 altın kazanabileceksiniz. Altın simgesinin sol tarafında olan ise taraftar sayısını göstermektedir. Taraftar sayınız her maçın sonunda maçın durumuna göre artacak veya düşecektir. Taraftar sayınız sezonluk değil, tüm sezonları kapsamaktadır. Markete gelecek olursak basitçe göstereyim. Buradan oyuncu, krampon, forma ve özel şutu özel şutları satın alabiliyorsunuz. Böyle kısaca göstereyim. Buzlanma, büyük kafa, ters yön, küçük kale, hızlı vuruş ya da özel şut, kale, büyük kale, ek süre diye özel güçler var. Oyun içine geçecek olursak hemen başlatayım. Şu an oyuncu buldu. Şu anki gelecek ekrana dikkat edelim. Buradan oyun içinde kullanacağımız itemleri şimdiden seçmemiz gerekiyor. Mesela şimdilik buzlanma, küçük kale, bir de büyük kaleyi seçelim. Devam diyelim. Scoreboard'da göreceğiniz 3 tane yeşil ufak şeyler rakibin ya da sizin kaç tane özel seçenek aldığınızı gösterir. Diğer tarafta hiç yok. Yani hiç özel güç almamış. Yani özel şutu kullanacak olursak buna tıklayarak açabiliyoruz. Mesela buzlanmayı kullanalım. Karşı rakip dondu. Ya da küçük kaleye tıkladım. Kendi kalemiz ufaldı. Büyük kaleye bastığımızda da rakibin kalesi büyüdü. Maçın bitiminde ise kazandığınız altın sayısı, taraftar sayısı ve puanınızı göstermektedir. Şu an mesela 1 puan kazanmışım berabere bittiği için. Oyunu yaklaşık bir hafta 10 gün içinde beta olarak yayına koyacağız. Bunu Webtekno üzerinden size duyuracağız. Yaklaşık 1 aylık bir süre içinde de oyun tamamen yayına alınacaktır. Oyunda en çok yakınılan şey ise içinden geçme şeydi. Topun sürekli içinden geçmesiydi. Bu versiyonda bu sorunu düzelttik. Artık top içinizden geçmeyecek. Bir de en son olarak taraftar sayımıza tıkladığımızda açılan pencerede bir kişinin ne kadar oynadığını, kaç maç yaptığını, galibiyet oranını, kupa sayısını, ne zamandan beri oynadığını görebiliyoruz. Bu sayede oyuncunun bu oyunu ne zamandan beri oynadığını rahat bir şekilde görebiliriz. Oyunda gördüğünüz üzere çok büyük değişiklikler yaptık. Bir ay sabredin. Bir ay sonunda sizi mükemmel bir oyun bekliyor olacak. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bu aralar en çok oynadığım mobil oyun Need for Speed Most Wanted. Oyun Android, iOS ve ilginç olarak Windows 10'da mevcut. Oyun 10-11 TL arası. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. Oyunun grafikleri gerçekten çok iyi. Yani şu ana kadar en çok zevk veren mobil yarış oyunu diyebilirim. Yarıştıkça yeni haritalar ve arabalar açılıyor. Dilerseniz bu tek kullanımlık paketlerden alabiliyorsunuz. Bir yarışlık oluyor bunlar. Baktığınız birinci olamayacaksınız. Restart yapın. Yeniden başlayın. O zaman tekrardan para almıyor sizden. Bu da size bir kıyam olsun benim. EA Games'in yapmış olduğu bu oyun mobil yarış oyunlarından bence en iyisi. Ya bu tabii bu göreceli bir kavram. Oyun dediğim gibi oyun ücretli. Yani fakat bu ücreti sonuna kadar hak eden bir oyun. Yani dilerseniz siz de bir 10 lirayı 10 TL'yi gözden çıkartıp bu zevki tadabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Özlem. Bugünlerde mobilde en çok oynadığım oyunlardan biri olan Mr. Crab isimli oyunu sizlere göstermek istiyorum. Oyuna hemen giriş yapalım. İşte oyuncumuz. Oyuna başlamak için 3 kez zıplıyoruz. Ve artık hazırız. Gerisayım. Başladık. Oyundaki amacımız kulenin zirvesine ulaşmak olacak. Zirveye ulaşırken baloncukları toplamayı ihmal etmiyoruz. Çünkü onlar bize puan veriyor. Puanlar ile kendimize yeni özellikler katabiliyoruz. Bu oyun sadece iOS'ta var. Ücretsiz bir oyun. Denemenizi tavsiye ederim. Güzel yani, hoş. Grafikleri de oldukça güzel. Yol üzerinde küçük yengeçleri göreceksiniz. Onları almanızı tavsiye ederim. Onlar size güç katacak. Ve şu yaratıklardan koruyun kendinizi. Küçükler böyle geri atarsınız. Bu oyunda ölmek yok. O yüzden rahatlıkla oynayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Ve zirveye geldik. Bu büyük balona tıkladığınızda bölüm bitişi gerçekleşiyor.
ikinci bölüme geçelim. Ok işaretlerini takip ederek zirveye ulaşmaya çalışıyoruz. Çalışamıyoruz daha doğrusu. Oyunun görselleri oldukça güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Yanlış yere doğru gidiyorum gördüğünüz üzere. Tamamdır. Dikenli yaratıkların üzerine zıplıyorum ve ilerliyorum. Basamaklara çok dikkat ediyoruz. Oyun çok eğlenceli aslında ama geçemediğim zaman çok sinir bozucu bir hale geliyor. Yıldızlara sakın ola ki aldanmayın. Onlar sizi doğuruyor. Tamam, bu kez geçiyorum. Kurbağacığım merak etme. Seni zirveye ulaştıracağım. İşte budur. Merhaba arkadaşlar, ben Tugay. Uzun zamandır oynadığım Zoo oyununu size bugün göstereceğim. Oyun basit olarak Flappy Bird gibi oynanıyor. Ekrana tıklayarak karakterimizi zıplatıyor ve basamaktan üstüne çıkıp zirveye ulaşmaya çalışıyoruz. Sinir bozucu oyun ama yine de güzel. Oyunun ilk bölümleri basit ama ileride daha da zorlanıyor. Hem soldan hem sağdan gelmeye başlıyor basamaklar. O zaman zıplaması da zor olduğu için oyunu daha zevkli bir hal alıyor. 5. bölümden sonra ok işaretleri kalkıyor ve oyun o zaman kendi başınıza ilerliyorsunuz. Yardım da edilmiyor. Ben 15. bölüme kadar geçebildim ama sonrasını yapamadım. Bakalım sizler ne yapacaksınız? Gördüğünüz gibi güzel bir oyun. Vakit geçirmek için ideal. Ben tavsiye ediyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Fatih. Şu sıralar en çok oynadığım oyun olan Punch-Hero'yu size tanıtacağım. Oyun bir boks oyunu. Şöyle bir menüsü var. Arcade modu var. Bu ilerleme modu diyebiliriz. Buradaki karakteri benim karakterim şu an dövemiyor. Güçleri falan var. O yüzden şu kısmı bir geçelim. Farklı farklı modları var. Şurada amatör lig diye bir şey var. Burada sürekli ligler düzenleniyor. Tabii online modu yok oyunun. Girelim mi şuna? Rakibim bu. Bununla dövüşeceğim. Sağ sol yapıyoruz şöyle. Şu şekil yaptığımda hook atıyor. Bir de bir göstereyim gelsin. Şuradan vurduğunda şöyle kaçıp sonrasında kontra atak yapıyoruz. Kritik vurdu. Hızlı bir şekilde bastığımda hızlı yumruk atıyor. Şöyle aşağı doğru kaydırdığında uppercut atıyor. Her atığın gördüğünüz gibi farklı özellikleri var işte. Mesela uppercut defansı kırıyor rakibin. Ne olursa olsun. Şu an sersemlediğim için bana fena halde vuruyor. Karakterinizi geliştiriyorsunuz sürekli olarak. Her maç sonrasında puan kazanıyorsunuz. Tabii parayla da özellik satın alıyorsunuz. Farklı yumruk tipleri var. Karakterinizin şeklini değiştiriyorsunuz. Şu adamdaki eldiven gibi farklı eldivenler falan alabiliyorsunuz. Oyun Android ve iOS platformlarında var. Oyun ücretsiz ama oyun içerisinde satın almalar bulunuyor. Merhaba arkadaşlar, ben Eser. Bu aralar en fazla oynadığım mobil oyun olan Fast Racing 3D'yi size göstereceğim. Oyunda isterseniz bu şekilde, yani direksiyon olup bu şekilde tutarak oynayabilirsiniz. İsterseniz ekranı sağa veya sola doğru yatırarak oynayabilirsiniz ama hani size ekran görüntüsünün daha iyi gelmesi için bu şekilde direksiyon ve işte gaz pedalının olduğu şekilde anlatmaya çalışacağım. Oyunun içerisinde bu şekilde mesela gördüğünüz gibi dolarlar falan var. Onları alıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Ve nitrolar var. O nitroları mesela şuradan hemen denk gelecek. Aldım mesela ve nitroya bastım. Şu anda işte gazı bayağı kökledi. Bir şekilde gidiyoruz. Oyunun içerisinde dediğim gibi dolarlar var. Bunları aldıktan sonra oyunun içerisinde isterseniz arabanızı modifiye edip daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Ya da başka arabalar satın alıp daha iyi bir şekilde yarışlar çıkarabilirsiniz. Tabii şu anda ben rezil oynuyorum ama biraz idare edin işte. Oyun bittikten sonra kazandığınız paraları biriktirip arabanın istediğiniz, yani satın almak istediğiniz arabayı aldıktan sonra daha iyi yarışlar çıkarmaya çalışıyorsunuz ve bu şekilde devam ediyor. Oyun sadece Android kullanıcıları için var maalesef. Hani iOS'ta bile yok, yani bırak Windows phone'cuları da. Onlar zaten bayağı bu olaylardan muzdaripler. Yani bence eğlenceli, güzel bir oyun. Ben yani dışarıda mesela otobüs beklediğim zaman bile kalkıp bu oyunu bayağı keyifli falan oynuyorum. Tavsiye ederim. Merhaba arkadaşlar, Merve ben. Bugün size en çok oynadığım oyundan biraz bahsetmek istiyorum, Hayday. Neden bu oyunu oynuyorsun diye soracak olursanız eğer bana. Açıkçası görüntüleri çok hoşuma gidiyor. Onun dışında işte ne bileyim, burada ineklerim var. Mesela şu an çok acıkmışlar ama yemim yok. Yemim olmadığı için buradan yem temin etmem gerekiyor. Onun için bir şeyler ekmem lazım. Gelip burada tarlamdan hemen birazcık mısır ekiyorum. Birazcık buğday ekiyorum. Misafirlerim gelmiş. Bakalım misafirlerim benden ne istiyor. Şeker şurubu istiyor ama olmadığı için veremiyorum. Aa, biber istiyormuş. Biber verebilirim. Bana gelen bir hediye var. Onu kontrol ediyorum şu anda.
O 5 tane elmas gelmiş. Elmaslar normalde ücretli ama arada bir böyle iyilik yapıp bize hediye gönderebiliyorlar. Madenlerim var. Onun dışında reçel dondurma yapabiliyorum. Kek pişirebiliyorum. Gömlek bile dikebiliyorum yani. Yapamadığım bütün işleri bunun üzerinden yapabiliyorum. Kendimi eğlendirebiliyorum. Çarkı feleğim de var bir tane. Bakalım ne gelecek. Evet, dondurma kazandım. Tavsiye ederim, deneyebilirsiniz. Sesleri çok iyi olmasa da ben sessiz oynamayı tercih ediyorum. Bakalım başka neler yapabiliriz. O mandırada peynirlerim birikmiş. Peynirlerimi alayım. Sütüm var mı? Sütüm, evet, birazcık sütüm var. Tereyağı yapabilirim. Oyun böyle. Tavsiye ediyorum herkese. Vakit geçirmek için güzel bir oyun. Aman dikkat edin, çok fazla alışkanlık yapabiliyor. Hemen şuradan maden arayalım bir parça. Bakalım. Kömür ve demir bulabilmişim ancak. Buna da şükür, bugünlük böyle de idare edebiliriz. Merhaba, ben İbrahim. Bu sıralar benim en çok oynadığım oyun Flickshot 2. Flickshot 2 arkadaş arasında abi adamlar yapmış ya cümlesini kurtaracak kadar güzel bir oyun. Hatta bana göre Android için yapılmış en iyi futbol oyunu. Tabii online kafa topundan sonra. Oyunun diğer güzel tarafı yerli yapım bir oyun olması ve oyunun birinci versiyonu toplamda 25 milyondan fazla indirimi aldı. Bir Türk yapımı oyun için müthiş bir rakam. Oyun iOS ve Android platformunda mevcut. Gelelim oyuna. Oyunda 4 farklı oyun modu var. Tekli oyun, çoklu oyun, mini oyun ve görevler. Tekli oyun, internet bağlantısı olmadan oynayabileceğiniz oyun modu. Çoklu oyun, online oyuncularla karşılıklı oynayabileceğiniz ve oyunun bu kadar tutmasını sağlayan bölüm. Mini oyun, daha çok kazı kazan mantığında bir oyun. Kalenin karşısındaki topla aynı 3 tane rakım bularak onu kazanmaya çalışıyoruz. Yani eğer biz şu an 20 bin altından 3 tane bulursak onu kazanmış olacağız. Kazanmazsak da amorti olarak bir ödül veriyor. Şu an 15 bin, eğer bir tane daha vurabilirsek 15 bin altımız olacak. 500 bin altın olursa efsane olur tabii. 15 bin. Allah bereket versin. Görevler kısmında size verilen görevleri yaparak altın kazanabilirsiniz. Tek top modunda bir kez direğe çarptır ve 5000 altın kazan diyor. En sevdiğim iş. Hamit altın top misali. 10 numara direğe vururum. Hadi. İşte bu kadar. Reklamlar. Geçiyoruz. Göreve başarılı diyoruz. Görevlere geri dönüyoruz. Ve altınlarımızı alıyoruz. Allah bereket versin. Gelelim oyunun gerçek oynanış alanına, yani online tarafına. Online tarafına girmeden önce karakterimizi dilediğimiz gibi değiştirebiliriz. Formasını değiştirebiliriz. İstersek topu değiştirebiliriz. İstersek gramponları değiştirebiliriz ki altını da alabiliyoruz. Kırmızı seçelim. Oyunun grafikleri gördüğünüz gibi 3 boyutlu ve bence çok başarılı. Tekrar söylüyorum, yerli yapım bir oyun için oldukça başarılı ve global anlamda çok iyi yerlere gelmiş bir oyun. Şimdi oynama aşamasına geçelim. Benim en sevdiğim kısım online kısmı ve oyuna bağlanmadan önce gördüğünüz zorluklardan birini seçerek altın, tabii bunu seçerken altın sayınız önemli. Amatör kısmına girebilmek için 5000 altın vermelisiniz ve maçı kazanırsanız 8000 altın kazanacaksınız. En zoruna, yani yıldıza geldiğimizde 100.000 altın verip 160.000 altın kazanabiliyoruz. Burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. 100.000 altın biz koyuyoruz, 100.000 altın karşı taraf ortaya koyuyor ve kazanan 160.000 altın alıyor. Yani 40.000 altını kasa kazanıyor. Kumar mantığında düşünürsek her zaman kasa kazanır. Burada da bu ortaya çıkmış oluyor. Biz şimdi amatörde bir maç yapalım. Gördüğünüz gibi dünyadan biriyle eşleştiriyor. Ve Türkiye'den Ercan Akkaş diye bir arkadaşla eşleştik. Bir dersini verelim. Oyunda amaç topu 90'a atmak. 90'a attığınız zaman daha fazla puan alıyorsunuz. Ve arka arkaya gol atarsanız çok daha fazla puan alıyorsunuz. Yukarıda şu an arkadaşla yarıştığımız görebilirsiniz. Şu an o benden önde. Şu an ben onu geçtim ve harika bir gol daha. Müthiş bir gol daha. Efsane olur. Şu an yaklaşıyor, gol atmamız lazım. Çok güzel. Son 9 saniye. Ne yaptık ya? Ve süre bitti.
Gördüğünüz gibi biz kazandık. En zevkli kısım parayı alma kısmı, altınlar bize geldi. Oyunda amaç karşı taraftan daha fazla puan toplamak, gol atarak. Ama dediğim gibi 90'a gol atmak oyunun asıl amacı. Çünkü normal bir gol attığınızda 10 puan alırken 90'a arka arka 3 gol attığınızda 500 puandan fazla puan kazanabilirsiniz. Şu an biz arkadaşlar öndeyiz. Gördüğünüz gibi 10 numara bir gol daha. 90'a bir gol daha. Ayrıca topa falso gördüğünüz gibi verebiliyoruz. Hatta top falsodan daha fazla hareket ediyor. Hatta şöyle bir şov da yapabilirim. Gördüğünüz gibi tam bir hacı golü. Bu arkadaş pek fazla bilmiyor diyecektim ama bizi yakalamış, hemen gol atmamız lazım. Yoksa bizi yenebilir. Şu an öne geçti bilmiyor dediğimiz arkadaş. Yok artık ve herif bizi yendi. Helal olsun arkadaşa da. Kaybettik. Gördüğünüz gibi Flickshot böyle bir oyun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.